Merhabalar, İlave TV'ye hoş geldiniz. Öncelikle hepinize iyi bayramlar. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öpüyoruz. Bugün vatandaşlarımıza şehir dışındaki ve yurt dışındaki ailenizi görüyor musunuz diye soracağız. Videolarımızı izledikten sonra mutlaka abone olmayı unutmayın. İlave TV her yerde, İlave TV sizleri seviyor. Hayır, gidemiyoruz. Neden gidemiyoruz? Vallahi bu imkanlarımızla gideriz biz. Para mı? Tabii canım. Zaman? Zaman da değil, ya parayla alakalı bu. Para oldu mu zaman olur mu? Her türlü olur. Sıkıntı olmaz o zaman. Yeter ki paran olsun. Her şey yaparız. Peki daha önce tatil denilince akla aile büyükleri gelirdi. Evet. Şimdi ise oteller akla geliyor. İşte tatil köyleri akla geliyor. Evet. Bunun sebebi nedir sizce? Vallahi sebebini bilmiyorum. Maneviyatımızı kaybettik mi sizce? Çoktan. Çoktan mı kaybettik? Maneviyat diye bir şey kalmadı. Bir aile büyükleri unutuldu zaten ya. Aile büyüğü hiçbir şey yok. Hep geçim sıkıntısı derdine işte millet. Bilmiyorum vallahi zor. Teknoloji de bizi uzaklaştırdı mı? Hem de nasıl? Ben mesela hemen davetiyeyi dahi şeyden yolluyoruz, WhatsApp'tan yolluyoruz. Aynen. Hiç. Eskisi gibi yok canım. Şu an telefondan açıyor. Önceden arıyorduk yine, bir sesini duyuyorduk. Şimdi mesaj artık. Öyle, şu an gidemiyorum da yalınca mesaj atıyorsun. İyi bayramlar, bitti. Yeter. Komple göndereyim tüm herkese. Hemen toplu oradan mesaj. Toplu mesaj yapıyorsun. O da yetiyor zaten millete. Nereliyiz? Gaziantep. Var mı Antep'te? Olmaz mı canım? Bütün ailem orada. Buradan sen sesli yolla. Evet. Mesajını. Ben tüm ailemin, annemin, kardeşlerimin, akrabalarımın bayramını kutluyorum. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin ellerinden öpüyoruz. Evet. Eyvallah, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Teşekkürler. Vallahi ekonomik şartlar zorluyor. Eskiden gidiyorduk ama şu an gidemiyoruz. Gidiyoruz desek şey olur ama Allah mutluluk veya acı vermesin. Herhangi böyle bir şeylerde gidiyoruz. Aslında gitmemiz lazım. Ama eskiden maddiyat gerideydi, maneviyat ilerideydi. Ama şu an her şey maddiyat oldu. Neresi memleket? Kayseri. Gidip gelmek ne kadar masrafa düşer size? Abi en aşağı orada kalsan, etsen. En aşağı 1500-2000 lira. Çünkü eş dosta gidiyorsun, boş gidemiyorsun. Haliyle biliyorsun. Emekli gibi bir durumumuz var. Değiliz zaten ama. Bir maaş gider diyorsun yani. Rahat gider, rahat gider. Türkiye'nin şartlarını biliyorsun. Asgari ücretle dönen bir ülkemiz. Evet. Yani gelir durumumuzdan çok giderimiz daha yüksek. Biliyorsunuz. Daha çok çıkıyor cepte. Daha çok çıkıyor. Onun için Rabbim gönlümüz, kalbimiz hep yakınlarımızla beraber. Ümmeti Müslüman'ın Rabbim bayramını tebrik ediyorum. Ağzımızın tadını bozmasın. Amin. Ardından da bizlerin, hepimizin bayramını tebrik ederim. Çok teşekkür ederiz. Rica İyi bayramlar. Ederim. Hayırlı bayramlar. Elinizi öpelim. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Çok hayırlı günler. Sağ olun. Çok sağ olun. Gidiyoruz tabii ki de. Nerede memleket? Adana. Memleket Adana. Baba tarafı Batman. Bu yıl gideceğim mi? Hayır. Şey, gidemiyorsun. Hani belki de gidebiliriz. O da bağımıza kalmış. Duruma bir şey. Göre diyorsun. Aynen. Şimdi daha önceden, belki hatırlamazsın, bayramlarda büyük ziyaretlerine gidilirdi. Aynen. Şu anda bayram denince oteller akıllara geliyor, tatiller akıllara geliyor. Daha, bu konudaki düşünceler. Hani her şey eskisi gibi değil yani, artık yani değişti. Nerede o eski bayramlar tabii, mı diyorsun? Biz eskiden mesela topluluğu toplardık, giderdik, damla sohbet edirdik. Şimdi öyle bir şey yok. Bak elime telefon. Ya. Gidiyorum dümdüz. Bayramı oradan mı kutluyorsun i̇şte genelde? İşte ya. İşte bak buradan kutluyorum. Şimdiden geldi diyorsun mesela. Tabii. Eyvallah kardeşim. Teşekkür ederim. Eskiden gidiyorduk ama şimdi artık anne baba kalmadı. Herkes dağıldığı için eskisi kadar gidemiyoruz doğrusu. Eş dost yani akraba, kardeş. Şimdi onu şöyle söyleyeyim. Bizim gençliğimizde bayramların ayrı bir heyecanı vardı. Gerçekten bayram sabahı olduğu zaman kalkardık, en temiz kıyafetlerimizi giyerdik. Annemiz babamızla önce dedelere, babaannelere, anneannelere gidilirdi. Ondan sonra büyük amcalar, halalar, teyzeler gezilirdi. Fakat artık günümüzde pek bunlar kalmadı. Şimdi tatil, bayram denince akla tatil geliyor. Oteller, havuzlar. Aynen öyle. Tatil acaba Kaş'a mı gitsek, Kalkal'a mı gitsek, nerede vakit geçirsek, nerede tatil yapsak, şimdi bunlar akla geliyor. Maneviyat kalmadı mı? Kalmadı. Eski gelenek ve göreneklerimiz maalesef kalmadı. Yani onun için şimdiki genç nesil de bunu görmeyince yavaş yavaş o geleneklerimizden uzak kaldık. Uzaklaştık maalesef. Öyle oldu. Evet. Çok teşekkür ederiz. Ben İyi teşekkür ederim. Çok sağ olun sizlere de. Evet. Neredeler kendileri? Antalya'dalar. Antalya'dalar. Ziyaret ediyoruz. Evet, ediyoruz. Eskiden
çoğu kısım bayram denince akla ilk önce işte büyük ziyareti gelirdi. Şimdi otellere gidiyorlar, tatil akıllarına geliyor. Bu konudaki görüşleriniz nelerdir? Ya ben aile büyüklerinin yanına gidilmesini tercih ediyorum. Çünkü ailede büyükler bizim için daha önemli. Bilmiyorum ama herkesin fikri ayrı olabilir ama benim düşüncem öyle. Maneviyat benim için daha önemli. Aynen. Hani tatil sonuçta gene yapabilirsin bu bayram. Evet. Bir daha gelmeyecek bir dönem. Hani gelir ama ya ölecek ya kalacak. Hani herkesin düşüncesi. Ama otele her zaman gidebilir. Yani. İlla ki bayram tatili diye bir şey yok. İznini alabilirsin. Hani evet. Herkesin düşüncesi hani. Saygılıyım. Saygılıyım yani. Yani. Peki sadece bayramlarda mı gidebiliyoruz? Ya çoğu insan bayramda gidiyor. Amca var mı mesela? Var. En son ne zaman gittin amcanın yanına? Kaç ay oldu? Bir düşün bak. Ya ben şu an Elma'da duruyorum ama bayağı oldu. Hani Mart'ta gittim en son yanına. Yani bir 3-5 ay olmuş. Yani. Demek ki bayramdan bayrama anca gidebiliyorum. Ya bayramdan bayrama değil. Hani vaktim olursa gidiyorum. Hani orada da işlerim var. Elmalı'dayım. Burada da evim var ama gidip geldiğimden dolayı vaktim olduğum sonra o kadar oluyor. Elmalı soğuk mu? Yok, çok serin. Burası yanıyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun. Merhabalar. Merhaba. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Herkese iyi bayramlar. Tüm İslam alemine iyi bayramlar. Teşekkürler. Şimdi bayramda aile büyüklerimizin yanına gidebiliyor muyuz? Babaanne, nene, işte amca, teyze gibi. Tabii gidiyoruz. Biz buranın yerlisi olduğumuz için gidiyoruz. İmkanlarımız var. Gidemeyen arkadaşlar da Allah kolaylık versin. Şimdi daha önceden bayram ziyareti denilince büyükler, aile büyükleri akıllara gelirdi. Şimdi oteller akıllara geliyor. Maneviyatımızı kaybettik mi? Genel anlamda kaybetmedik diye düşünüyoruz. Biz yani bizim için önce aile. Biz öyle düşünüyoruz ama evet. Genel anlamda kaybedilmiş gibi yani. Diğer çevreler herkes öyle düşünüyor, yapıyor. Çoğu kişi öyle yapıyorlar ama biz iyiyiz yani. Biz yine o maneviyatımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadarıyla. Allah razı olsun. Çocuklarımızı taşılamaya çalışıyoruz. Şimdi bayram geldi mi 100 tane bayram mesajı geliyor. Ya da telefonla bağımlı olduk bayramlarda, işte özel günlerde. Bunun sebebi sizce nedir? Teknolojinin hızlı gelişmesi. Teknolojinin hızlı gelişmesi ve insanların bağımlılığı. Teknoloji bizi örf ve adetlerimizden uzaklaştırıyor mu sizce? Bence uzaklaştırıyor. Evet ama dediğim gibi az önce de belirttiğim gibi biz örf ve adetlerimize bağlı kalmaya çalışıyoruz ama elimizden teknoloji gelince illaki uzaklaştırıyor. Çocuklarımızı da yetiştirmeye çalışıyoruz o şekilde. Ama tabii ki teknoloji uzaklaştırıyor. Teşekkür ederiz. Rica ederiz. Tekrardan iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olun. İyi bayramlar, sağ olun. Bayram ve ikinci bayram günü mutlaka gideriz. Her bayramda gidiyoruz, evet. Bizdeki eski gelenekler hala devam ediyor. Maneviyatımızı kaybetmedik. Evet, kaybetmedik. Çok güzel. Şimdi eskiden sizin gibi aile büyüklerinin yanına gidenler vardı. Ama şimdi bayram ve bayram denince akla oteller, tatiller geliyor. Çünkü iş yoğunluğundan dolayı herkes yoruluyor ve tatil olarak düşünüyor. Hemen kaçalım diyor. Evet. Peki. Teknoloji bizi maneviyatımızdan uzaklaştırdı mı? Tabii ki de. Şimdi bayram mesajları hemen yüzlerce geliyor. Yani ya da arıyorsun yetiyor diye düşünüyorsun ama öyle olmuyor. En azından büyüklerimizin ellerinden öpmek bizim için çok daha iyi diye düşünüyorum. Memleket neresi? Antalya. Antalyalıyız, hı-hı. Buralıyız, burada. Buralıyım. Ailemler, akrabalarımız da burada. Peki İstanbul'da olsa? İstanbul'da olsa zaten çıkma şansımız olmaz. Sadece tatile gideriz. Sadece tatil. Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim, iyi bayramlar. İyi bayramlar. Sağ olun. Bay bay. Şimdi benim durumum farklı. Ben yabancı, yani yurt dışında kaldığım için ebelere dediler maalesef istediğim gibi ziyaret edemiyorum. Nerelisin aslen? Ben Ispartalıyım ama Hollanda'da kalıyorum. Gelemiyor musun? Gelmek. Bayramlarda gelemiyor mu? Gene zor oluyor çünkü her şeyini ona göre ayarlaman gerek. Şimdi orada iş, tatil ona göre ayarlıyorsun. Zaten tatilini 3 hafta, 4 hafta 7. aya doğru ayarlıyorsun ve orada çocuk olanlar tatilleri de ona göre ayarlıyorlar. Çünkü okullar o zamanlar kapanıyor ve git gelmek zorlaşıyor. Ama seneye inşallah Kurban Bayramı bir 10 gün falan attığı için aynı döneme geldiği için o zamanlar gelecek seneler Kurban Bayramı inşallah Türkiye'de göreceğiz. Şimdi bayramda aile büyüklerin yanına mı gitmeyi tercih edersin, otele tatile mi? Bayramda aile büyükleri yanına gitmeyi tercih ederim. Sonuçta dini bir bayram ve bayramın bir özelliği var. Yılda iki kez var. Aynen ve o yani manevi bir duygu. Duygu ve onu biz gençler olarak
ileriye dönük korumalıyız yani. Tabii yurt dışında, aileler daha fazla özleniyor zaten. Evet, evet. Tatile gideceğim ben büyüklerimin ellerinden öperim. Aynen yani şimdi mesela bütün tatilinde diyelim ki Türkiye'de 9 gün mü bayram oluyor ya da yani 9 günde kalmaya gerek yok ama bayramın birinci gün, ikinci gün en azından büyüklerinin yanına gönüllerini gitmiş olsun. Evet, gönüllerini alsa sonra tatilini yapacaksan yine yapabilirsin yani. Ama bence öncelik büyükler. Eyvallah. Çok sağ olasın. İyi bayramlar. Ben de teşekkür ettim. İyi bayramlar. Teşekkürler. Merhabalar. Merhaba. İlk önce iyi bayramlar. İyi bayramlar. Bayramda ailenizi ziyarete gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Nerede ailemiz? Konya'da. Konya'da. Bayram harici gidebiliyor muyuz? Gidiyoruz. Sık sık ziyaret ediyoruz. Ediyoruz. Hatır gönüllerini alıyoruz. Ellerini öpüp tabii, dualarını alıyor muyuz? Tabii ki de alıyoruz. Peki vatandaşlarımızın çoğu il dışındaki ya da yurt dışındaki ailelerini, akrabalarının yanına gidemiyor. Ne düşünüyorsunuz? Yani imkan meselesi. İmkanı olan kişiler bence gider. Gitmeli de. Başka da söyleyecek misin? Bayramdan bayrama mı hatırlıyorlar sadece? Normalde zaten zor gidiliyor. Ya şimdi odadan odaya cep telefonuyla neredeyse evet. WhatsApp'tan kutlayacaklar bayramları. Davetiyeyi dahi WhatsApp'tan atıyorlar. Aynen. Şimdi parayı da WhatsApp'tan atıyorlar. Öyle de bir karşılık çıkartmışlar. Evet. Ya gitmek lazım tabii. Aile her şey. Aile önemli yani. En büyük bağımız. Yani. Çok teşekkürler. Rica ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. İyi bayramlar.